siyasetçilerin birbirlerinin elini sıkması, tokalaşması, Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Bu bana göre olumlu bir adım. Tabii bu mesele siyasi partiler arasındaki diyalog uzun bir süreden beri hemen hemen kesilmişti. Biraz kutuplaşmalar, zıtlaşmalar yaşanıyordu. Bu durum toplum nezdinde de iyi karşılanmıyordu. Bütün meseleler, bütün sorunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tartışılmalıdır. Tüm partiler görüşlerini açıklayabilmelidirler. Çözüm önerilerini sunmaları gerekir. Fakat şunu da söylemek gerekir. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu bugün Kürt meselesinin çözüme kavuşturulmasıdır. Kürt sorunudur. Bu sorunu çözmek gerekir. Bence yani bu sorun Kürt sorunu olmaktan ziyade bir Türk sorunudur. Aslında eğer siyasi partiler gerçekten samimi iseler, siyasetçiler samimi iseler bunu çok rahatlıkla çözebilirler. Çünkü Türkiye'nin bir demokrasi sorunu var. Demokrasi ve özgürlükler sorunu var. Türkiye'de nedense Kürt sorunu hep tabu sayılmış, yasak sayılmış. Efendim bir ceza tehdidi altında insanlar görüşlerini söyleyememiş. Siyaset çıkarları uğruna eğer bu meseleyi tartışıyorlarsa buradan bir sonuç çıkmaz. Samimi davranırlarsa hem iktidar hem muhalefet tüm partiler samimi davranırlarsa bu meseleyi rahatlıkla çözebilirler. Çünkü bugün Türkiye'de Kürtlerin Türkiye'yi bölmek gibi bir niyeti yoktur. Bu bir tehdit olmaktan çıkmalıdır. Yani bunu halen tehdit olarak gören zihniyet, bunu gören bir anlayış bence hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Öncelikle halkın, devletin halkına güvenmesi lazım. Halen inkar politikaları yürürlükte. Halen hukuk çalışmıyor. Halen hukukta Kürt vatandaşların sürekli ceza tehdidi altında bulunduklarını görüyoruz. Eğer adaletli bir hukuk çalıştırılırsa bu ülkede bu sorunların çoğu çözüme kavuşur. 40 yıldır bu ülke silahlı bir çatışmayla karşı karşıyadır. Bunu 40 yıldır terör diyerek çözemediler. Terör diyerek çözülmez bu mesele. Bu meselenin temelinde bir Kürt sorunu var. Bir kimlik sorunu var. Kürtleri tehdit olarak görmekten vazgeçirmelidir. Ben milletvekiliyken geçmişte Yunanistan'da Papandreou çıktı. O Batı Trakyalarla ilgili dedi ki farklılıklar bizim için bir zenginliktir. Bir tehdit olamaz. Yani oradaki azınlıkların ülke sınırını değiştirmek için bir unsur olarak görülemez. Böyle bir demokratik adım atarak Yunanistan'ın birliğini sağladı. Türkiye'de her nedense cesaretli siyasetçi çıkmıyor. Çıksa bunu halletmesi çok rahat bir şekilde olur. Anayasanın işte değiştirilemez maddeleriyle ilgili. Ya bu anayasa teklik üzerine kurulmuş bir anayasadır. Anayasada çoğulculuk yoktur. Farklı kültürler, farklı zenginlikler yoktur. Yani onun için o modellerin tartışılmasında bana göre olumlu yönde bir takım değişiklikler yapılabilir. Devletin milletle bir bütündür kavramı gerçekten demokrasilerde yeri olmayan bir kavramdır. Hiçbir çağdaş demokraside böyle bir kavram olmaz. Ve bunu saklayan bir ülke neredeyse bu kavram bir faşizmle eş anlamlıdır. Ne muhalefetin ne iktidarın bundan korkmaması lazım. Çünkü hak ve özgürlükleri tamamen ortadan kaldıran bir kavramdır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bir anayasa yapabilir, niye yapmasın? Dolayısıyla Kürt sorunu bugün Türkiye'nin gündeminde en önemli sorundur. Bugün en çok gündemde olan bir ekonomi meselesi var. Ekonomi sıkışlığı var Türkiye'nin. Bu ekonomi de kesinlikle vatandaşlar bu kadar ekonomik baskı altında ezilmeyecektir. Çünkü bütçenin hemen hemen yarısına yakını işte güvenlik savunma giderlerine gidiyor. 85 milyon insan ekonominin bu şeyi altında inim ezilip gidiyor. Bu yazık günahtır. Sonunda bu meselenin çözüme kavuşturulması lazım. Parlamento zemininde olmalıdır. Tüm siyasi partiler birbirlerini anlamak durumundadır. Kimsenin öyle diğerini kabul etmeme gibi bir lüksü olmamalıdır. Bu mesele
Kürt meselesi siyasi çıkarlara da kurban edilmemelidir. Bu günlük bir olay değil. 40-50 yıllık bir olaydır. Çözüm sürecine ihtiyacı var. Kürt tarafıyla kanlı bıçaklı olan bir kişinin bayram değil, seyran değil. Niye? DEM Partili yöneticilerle görüşmesi biraz şey, Türkiye açısından dikkat çekici bir olaydır. Her iki taraf tarafından inkar edilen bir çözüm süreci başlar. Oysa çözüm süreci Türkiye'nin en önemli sorunlarından, en önemli sorunudur. Bununla ilgili saklı gizli hiçbir şeyin kalmaması lazım. Çözüm süreci denilen kısmın komple, bütün kamuoyuna açılması gerekir. Kürtler artık parmak sallayarak, tehdit edilerek, bir yandan da vay işte benim asil kardeşim bilmem şu bu lafına artık Kürtler prim vermiyor. Elbette Kürtlerin de bir çözüm sürecine, Türkiye'nin bir Kürt çözüm sürecine ihtiyacı vardır. Ama bunu mevcut iktidar yerine getirir mi? Yok İsrail'in tehdidi karşısında mı bunu gündeme getirdi? Ama Türkiye'nin bir Kürt çözüm sürecine ihtiyacı var. Tamamıyla saklı gizli olan bir şeydir. Bütün bunların Kürtler tarafından bilinmesi gerekir. Kürtler de artık eski Kürtler değil. Çok fazla insan öldürüldü. Çok fazla insan hakları ihlal edildi. Genel kurulda tüm partiler oturmuş. Ben de olsam sevmediğim adamı da tokalaşma yapmak lazımdır. Bu da resmi bir partidir. Milletvekiller veyahut genel başkanı tokalaşma şarttır. İnsani bir harekettir. Ne kadar adalet daha fazla olursa daha iyidir. Terörle barış yapmak olmaz. Amerika istiyor Türkiye'yi, tuzağa düşürsün. Uğraşıyor. Bakalım Allah yardım etmesin inşallah.